Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın ve daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şaya kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şaya kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyor ki mazenin yanında. Birdenbire 5 adım sandı onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi. Durdu. Bıraksalar. İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak. Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak. Kocatepe'den. Afyon Ovası'na atlayacaktı. İzmirli Alonbaşı. Kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Ve İzmirli Alonbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz. Kaçtığı için korkar. 12. piyade fıkrası. Gözler karanlıkta, uzakta. Eller yakında, mekanizmalar üzerinde. Herkes yerli. Sandıklı civarı köyler. Sarkık, siyah bıyıklı süvari, çınar dibinde beygirinin yanına duruyordu. Çukurova beygiri, kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kan tarmasında köpük. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyordu Nurettin Eşmak. Bir şarkı istiyorum, zaferden sonrasına dair. Kim bilir, belki yarın. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı, ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahların ölesi geliyordu insanın. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek 98.956 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7.5'luk şinerlere 15'lik obüslere kadar ve bütün aletleriyle ve vatan uğrunda yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle 1. ve 2. ordular baskına hazırdılar. Nurettin Eşvak baktı saatine. 5.30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Sonra 30 Ağustos'ta düşman güçleri imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis Alaturka sopaymış bir temiz ve sırmaları kapı küfüren kuşağı. Sonra yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşvanay'a. Ve Nurettin dedi ki Teselyalı çoban Mihay. Nurettin dedi ki seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra solda ilerideydi Alonbaşı. Kaçanı kovalamıyordu yalnız, ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kar etmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ve Alonbaşı bir şimşek izini düşündü. Ve şu türküyü duydu. Bizim bilekler kan içinde dişler ki.
Bu cehennem bizim, bu cennet bizim. Kapansın bir daha açılmasın. Kapansın bir daha açılmasın. Bugün insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim, bu davet bizim. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim, bu davet bizim. Yaşamak biraz gibi tek ve büyük. Yaşamak biraz gibi tek ve büyük. Verdiği orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Yaşamak biraz gibi tek ve büyük. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Ebru Hanım da acizane müzik yaptığı gösteriye destek attılar. Aynı zamanda Ebru Hanım'a.